Tabii Hatay'a bu üçüncü gelişim benim. Depremden hemen sonra zaten buradaydık. Yani bölgedeki kardeşlerimize yardım açısından burada Expo'yu şey yaptık, açtık o zaman ve oraya gelen yardımları burada dağıttık. O zamandan beri bizim Hatay'la olan ilişkimiz devam ediyor. Bugün o günde tespit ettiğiniz gibi bölgenin ihtiyacı olan özellikle buradan göçü engellemek için kalıcı konut itibariyle TOKİ ile yaptığımız bir anlaşma var. Hepiniz biliyordursunuz. Bu anlaşma çerçevesinde Hatay'da 100 tane kalıcı konut Galatasaray yaptırıyor. İnşallah onların tesliminde gene burada olacağız. Bugün 23 Nisan Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bir bayram. Biz de bugün 23 Nisan'ı Galatasaray olarak Hatay'daki çocuklarımızla kutlamak için buradayız. Onlarla biraz sonra Luna Park'ta buluşacağız. Bence bölge insanının en çok ihtiyacı olan manevi bağlılık. Galatasaray'da bu manevi bağlılığı göstermek üzere onlarla buluşmak, el sıkışmak, sarılmak. Yani bizim kalbimizden geçenleri onlarla paylaşmak bizi çok memnun ediyor. Onun için buradayız bu bayram günü. Ve bölge insanlar, bölge halkın, bölge çocuklarının 23 Nisan bayramını kutluyorum. Bütün takımlara, futbol, spor kulüplerine, Türk insanına çağrı yapıyorum. Yani bölgenin ihtiyacı olan hem maddi destek hem de manevi destek. Manevi desteğinin daha büyük olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanların moral motivasyonuna büyük ihtiyacı var. Yönetim kurulu arkadaşlarımla onun için buradayız. Ve güzel bir en güzel bayramlardan birini burada geçireceğimizi ümit ediyorum. Tekrardan bölge halkının 23 Nisan bayramını kutluyorum. Ayaklarınıza sağlık efendim. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Halka şükür. Afiyet olsun. Ayaklarınıza sağlık. Her zaman bekleriz. Hoş geldiniz. Çok mutluyum, yani çok heyecanlıydım buraya gelmesine ve Galatasaray'ı o kadar seviyorum ki yani her takımdan daha başka Galatasaray'ı o kadar seviyorum ve şehidimiz oldu, kaybettiğimiz oldu. Allah rahmet eylesin. En büyük Galatasaray, başka bir şey demiyorum. Bildiğiniz gibi bir büyük bir felaket geçirdik. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Allah kimseye tattırmasın bu acıyı. Sizlerin ve bütün Türkiye'nin desteklerini bekliyoruz efendim. Geçmiş olsun. Sizlere de başarılar dileriz Galatasaray için efendim. Şereftir seni sevmek, senle ağlayıp gülmek. Galatasaray sevgisi sürecek sonsuza dek. Bu destek bitmeyecek diyoruz ve bugün de çok önemli bir günde buradayız. Aslında evet. Çocuklarla sonra bir araya geleceksiniz ama uzun çarşıda sevgisi diyebiliriz. Neler söylersiniz başkanım? Tabii bölge insanı depremde bayağı bir yıkım gördü. Depremde de üzüldüler çok. Biz de onlarla beraber üzüldük. Bildiğiniz gibi birinci günden itibaren buradayız zaten. Ve fırsat buldukça da bölgeyi ziyaret ederek bölge insanıyla yani paylaşıyoruz önemli şeyleri. Bugün de 23 Nisan Çocuk Bayramı. Burada geçirmeyi uygun gördük. Hakikaten de çok iyi etmişiz. Bölge insanı bu manada yapılan ziyaretlere çok önem veriyor. Bir sevgi seni işte gördüğünüz yani. Aha görüldüğü gibi olan, aha gücünü milletten alan, yaşasın Galatasaray Başkanımız Sayın Dursun Özbek Başkan. Hoş geldin, sapalar geldi Sayın Başkanım Hatay'ımıza. Şereftir seni sevmek, senle ağlayıp gülmek. Galatasaray sevgisi sürecek sonsuza dek. Yetmiyor ki statta, kalbimiz sende çarpar. Layıksın bu sevgiye. Yüksel ta arşa kadar,
Nasıl bir gün geçiyor burada? Çok güzel bir gün. Başkanımızı gördük. Allah görmeyenleri de nasip etsin. Çok güzel bir başkan. Takımımızı çok güzel ilerlettiriyor. İnşallah kupayı yine kaldıracağız. Mutluyuz bugün diyorsun. Evet, mutluyuz. Başkanımız bize bu derneği böyle bir şey yaptığı için ondan çok teşekkür ediyorum. Onu seviyoruz. Takımımızla umarım bu sezon şampiyon olup önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha işler çıkaracağımızı düşünüyorum. En büyük Galatasaray başkan büyük yok. Teşekkür ederim. Evet. En büyük cimbom. Minik bir kardeşimiz var. Gününüz kutlu olsun. Çok güzel bir gün. Nasıl geçiyor senin adına? Mutlu musun bugünden? Sen bir şeyler söylemek ister misin? En büyük cimbom. Merhaba, günün kutlu olsun. Nasıl geçiyor senin için bugün? Formanı da giymişsin. Güzel mi bugün? İyi. Ha, iyi mi? Güzel mi? Teşekkür ederiz. Bu biliyorsunuz başkanımızın da Galatasaray'ın da buraya birinci gelişi değil. Depremden beri ilk andan itibaren Galatasaray'ın eli burada. Tabii 23 Nisan atamızın çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik Bayramı'nda burada olmak bizim için müthiş bir duygu. İnanılmaz bir ortam. Büyük bir mutluluk ve gurur içindeyiz. Gerçekten bambaşka bir ortamı yaşıyoruz burada. Ümit ediyoruz ki tekrar benzerleri yaşanmasın ama başkanımız da söylüyor. Galatasaray elini buradan çekmeyecek. Hep beraber her an tüm yönetim, tüm ekip burada olacak. Gerçekten güzel bir an. Mutluluğu tarif etmek mümkün değil. Adını söyler misin? Simay. Kaç yaşındasın? 7. Bugün sizin gününüz, gününüz kutlu olsun. Nasıl geçiyor? İyi. Eğleniyor musunuz? Çok eğleniyorum. Teşekkür edelim, seni tanıyalım. İsmim Ömer Faruk, 11 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Buradan Icardi'ye selamlar. Seviyorsun Icardi'yi. Peki nasıl geçiyor gününüz, başkanımız da burada? Çok güzel geçiyor. Bütün Galatasaray oyuncularına selam gönderiyorum. Merhabalar. Kızım merhaba, merhaba. Merhaba. Adın nedir? Hacer Gökçe. Kaç yaşındasın? 5. Babadan kopya geldi 5 yaşın. Günün nasıl geçiyor? Eğleniyor musun bugün burada? Güzel mi? Evet. Teşekkürler, iyi eğlen. Sen de konuşmak ister misin? Daha çok küçüksün sen. Abiye el sallasana. 2 yaşında. 2 yaşında. Seni tanıyalım mı? Sen konuşmak ister misin? Nasıl geçiyor gün? Eğleniyor musunuz? Evet. Çok güzel, teşekkürler. Evet, eski yöneticilerimizden Sayın Ali Yüce'nin de görüşlerini alacağız. Ali Bey, gerçekten de müthiş bir ortam yaşıyoruz şu an. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı Hatay'da kutluyoruz. Sizler neler söylersiniz? Öncelikle ben Galatasaray yönetimine, başta Sayın Dursun Özbey'e, Galatasaray Başkanı'na teşekkür ediyorum. Sayın Genel Sekreterimiz Eray Yazgan'a bu fırsatı bizlere verip böyle bir şeye şahit ettirdikleri için. 23 Nisan'ımız atamızın gençlere, çocuklara emaneti. Onlarla kutlamak için Hatay'a geldik. Umarım buradaki insanları bir nebze olsun mutlu etmişizdir. Tekrardan tüm yönetime, emeği geçenlere, herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Abla, Icardi'yi çok seviyorum. Galatasaraylıyım. Nasıl geçiyor günün? İyi. Bu adamı unutmuyoruz. Bu adamı unutmuyoruz. Bravo sana. Evet. Sana ait düşler benden önce tutsak yüreğim. Biliyorsun sen de ince ince yavruyu. Bravo size. Merhaba. Merhaba.
Seni tanıyalım mı? Elif. Adın nedir? Elif. Elif, utandın mı? Biraz utandım, evet. Evet, gerçekten de müthiş bir ortam var burada. Sizler neler söylersiniz? Yani çok mutluyuz. Alıştığımız yer, zaten vazgeçemiyoruz hiçbir şekilde. Yani Galatasaray bizim her şeyimiz, öyle kısaca söyleyeyim. Günün kutlu olsun. Nasıl geçiyor? Teşekkürler. İyi geçiyor. Okulda kutlama yaptık. Öyle iyiyim. İnşallah bu sezon şampiyonuz. Teşekkür ederiz. İnşallah. Sen neler söylemek istersin? Dursun başkanımız bizi çok mutlu etti. Böyle bir şey yaparak, çocukluk aşkım Galatasaray. Çok sevindirdi bizi. Ona çok teşekkür ediyorum buradan. Şampiyon Galatasaray. Gününüz kutlu olsun. Nasıl geçiyor gün? Çok eğlenceli geçiyor. Okulda da kutlamalar yaptık. Burada da eğleniyorsun. Evet. Teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kulübümüzün organize ettiği etkinlikle Hatay'da kutlanıyor. Şanlı Galatasaray, nasıl ki bu milletin? Nasıl geçiyor bugün? Eğlendin mi? Eğleniyor musun? Evet. Kaç yaşındasın? 7. 7 yaşındasın. Bugün sizin gününüz. 23 Nisan'ı kutluyorsunuz. Peki, teşekkür ederim. Hemen size de soralım aslında. Öncelikle geçmiş olsun diyelim tekrardan. 23 Nisan burada bugün coşkuyla kutlanıyor. Başkanımız da burada. Sizler neler söylersiniz? Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Sayın Başkanımızın geldiği için de çok mutluyuz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Sonuna kadar arkasındayız. En büyük cimba. Layıksın bu sevgiye, şanlı Galatasaray. Lay 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 lay. Lay lay. Adını öğrenebilir miyim? Bana abi evim. Kaç yaşındasın? 5. Nasıl geçiyor? Ortam çok güzel, eğleniyor musun? Evet. Teşekkür ederim. Seni de tanıyalım mı? Olur. Adın nedir? Aray. Kaç yaşındasın? 6 yaşındayım. Nasıl geçiyor organizasyon? Eğleniyor musun? Evet, çok eğlenceli. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Valla bir Hatay sporlu olarak şöyle yaralı bir şehiriz ve birçok büyük takım var ama Galatasaray bizi bırakmadı burada. Çocuklarımızla eğleniyoruz. Türkiye'nin en büyük takımı olduğunu bir kez daha gösterdi. Ben Galatasaray değilim, eşim ve çocuklarım Galatasaraylı ama ya döneceğim, az kaldı. Ben de Galatasaraylı olacağım. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Öncelikle tekrardan geçmiş olsun. Hem kulübümüz hem de siz Ultra Aslan temsilcileri olarak deprem bölgelerini hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Elinizi çekmediniz ve çekmeyeceksiniz de kulübümüzle birlikte, biliyoruz. Bugün başkanımız burada. Kulübümüz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir etkinlik gerçekleştiriyor. Gerçekten çok duygusal anlar da var aslında. Sizler neler söylersiniz? Yani şunu söyleyeyim, bizim 6 Şubat tarihinde mahşeri yaşadığımız gecenin sabahının daha 24 saat dolmadan hem Galatasaray kulübümüz hem de onun büyük gücü olan Ultra Aslan'ın varlığını biz hiçbir zaman, yani yanımızdan eksik olmadılar. 24 saat dolmadan daha buradalardı. Gerekli işte gıdadır, ihtiyaçtır, yaşam merkeziydi, yiyecekti, içecekti. Her anımızda bizi hiçbir şekilde yalnız bırakmadılar. O günden bugüne kadar da daha ne kadar geçmiş bir süreç olsa da varlıklarını bizim yanımızda hissettiriyorlar. Ki bugün de çok özel bir gün, evet, duygusal bir gün. Biz bugün insanların, çocukları hani gülsün, dünya güzelleşsin dediğimiz zaman onların güler yüzünü gördüğümüzde daha çok mutlu oluyoruz. Bu şehrin ayağa kalkması için hep birlikte çaba sarf ediyoruz açıkçası. İlk şiarımız bizim şehirde hep şuydu: gidilmedik yer, girilmedik gönül bırakmayacağız dedik. Bizim elimizi her daim güçlendiren kulübümüz, değerli başkanımız, yönetim kurulu ekibi,
Ultra Aslan ekibinin tüm kademesindeki Avrupa'sından yurt içine kadar tüm paydaşların hepsinden biz Allah razı olsun diyoruz. Başkanımızın bugün kendi koltuğunu bazıları gibi bir yerlere bırakıp da sadece sembolik bir kutlamadan ziyade bugün hem esnafımızın yanındaydı, hem şehirdeki vatandaşlarımızın yanındaydı. Şimdi de çocuklarımızın yüzü gülsün diye de güneşin altında hiçbirinin gönlünü kırmadan hepsiyle tek tek selamlaşıyor, imza isteğine imza da atıyor. Yani böyle bir Kadir Çınaslı belki de bu şehir görmedi. Biz ona Allah razı olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadıkları için. Onların bayramı. Ben de onlarla bayramlaşmaya geldiğime göre onları kırmamak lazım. Hepsiyle bayramlaştım. Formalarını imzaladım. Çok keyifliydi. Hepsinin bayramını tekrar kutluyorum. Allah inşallah güzel günler göstersin buradaki arkadaşlarımıza. Sağ olun.